Bismillahirrahmanirrahim. El-Kayyum Celle Celaluhu. Gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, kendisi de hay ve kayyum olan. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın hay ve kayyum olduğu hemen her yerde birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de her Müslümanın bildiği ve her gün okuduğumuz tek başına bir kitap kadar yüklü ve derin olan Ayet-el Kürsi'dir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara Suresi 255. ayet-i kerime. Bir başka ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Taha Suresi 111. ayet-i kerime. Ebced değeri ve zikir saati. El-Kayyum isminin ebced değeri ve zikir adeti 156'dır. Zikir saati müşteri, zikrin günü perşembedir. Sabah erken ve ikindi sonrası ile gece yarısıdır. Sırları ve hikmetleri. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse mutluluğa erer, istediğine kavuşur. Bu ismin zikrine her gün 780 defa okuyarak devam eden kimse her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde herkes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini her gün güneş doğarken 174 veya 870 defa zikreden kimse kısa zamanda birçok olağanüstü hallere vakıf olur. Bir takım gizli sırlar kendisine açılır. Kimsenin bilmediği şeylere vakıf olabilir. Yerin ve denizlerin altında olup biten bir takım olaylardan ve uzayın derinliklerindeki esrarengiz şeylerden haberdar olabilir. İnsanların kafa ve kalplerinden geçen bir takım şeylere de nüfuz edebilir. Cenab-ı Hakk'ın parlak, kerametli ve gizliliği kapsayan bu nurlu ismi şerifini çokça zikreden bir kimse iç dünyasını da eğitmiş, olgunlaştırmış olur. Eğer bir kimse doğru hal ve cezbe sahibi bir kimse ise Hak Teala o kimsede her şeyi bulundurmuş olur. Yusuf isminde olanlara şeriatın prensiplerini yaşadığı müddetçe faydası olur. Aksi takdirde yararı olmaz. Burada gizlenmeyecek bir hakikat vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki kayyumiyet gören ve gözeten varlık Hak Teala'nın özel sıfatlarından biridir. Cenab-ı Hak bu hususu ayet-i celilelerle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olan Buruç suresinin 20. ayetinde halbuki Allah ilim ve kudretiyle onları arkalarından kuşatıcıdır. Azaptan kurtulamazlar buyurulmuştur. Hadid suresinin 4. ayetinin bir bölümünde siz nerede olursanız ilim ve kudretiyle o sizinle beraberdir. Allah sizin hayır ve şer olsun yapmakta olduğunuz her şeyi çok iyi gören ve ona göre ahirette karşılığını verendir buyurulmuştur. Yine Cenab-ı Hak Rad suresinin 33. ayetinde her nefsin hayır ve şerden bütün kazandığını gözleyici olan herkesin her işlediğini gören Rabbin Allahu Teala'dır. Rahman suresinin 17. ayetinde kendisi için ise Cenab-ı Hak o iki doğunun ve iki batının Rabbidir buyurmaktadır. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 115. ayetinde doğuda, batıda Allah'ındır. Bundan dolayı nereye, hangi tarafa döner ve yönelirseniz
Allah'ın yüzü ibadet ve taat ciheti oradadır. Şüphe yok ki Allah'ın mağfireti geniştir, hakkıyla bilicidir buyurmuştur. Yine Allahu Teala şöyle buyuruyor. Gerçekten Hudeybiye'de sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın yardımı eli onların itaatlerini bildiren elleri üzerindedir. Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 105. ayetinde ise onlar Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bilmiyorlar mı buyurulmaktadır. Yine Cenab-ı Hak Enfal suresinin 17. ayetinde onları siz kendi gücünüzle öldürmediniz. Fakat size yardım ederek Allah Celle Celaluhu onları öldürdü buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde de sadaka verdiğimiz zaman bu sadaka Rahman'ın avucuna düşmektedir buyurmuşlardır. Yine diğer bir kutsi hadiste ben hastalandım fakat sen ziyaretime gelmedin buyurulur. Bu hadiste hastaları ziyaret etmek Allah Celle Celaluhu'nu hoşnut etmektedir. Yani Allah rızası için hasta ziyaret etmek Allah'ın razı olacağı bir davranıştır. Yine başka bir hadiste de ben öyle bir duruma gelmiştim ki onun kulağı ve gözü kesilmiştim buyurulmuştur. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın Kayyum adı diğer bütün isimlerinde tevhidle kuşatılmış bir açıklıktadır. Fakat batıni yönden gizlidir. Bunların arasındaki berzah ise Elif, Lam, Mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Ve yine Hak Teala Hicr suresi 85. ayette şöyle buyurmuştur. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri ancak hak ve hikmet ile yarattık. Allah Teala'nın isimleri ondan başkasına nispet edilmez. Bu isimler tek yaratığı olmanın göstergesidir. Onun isimleriyle kimse isimlenemez. Şunu iyi bilmek lazımdır ki Hak Teala'nın azametli adı şu zikredeceğimiz iki ayette bulunmaktadır. Bu ayeti celilelerden birisi şudur. Ve ilahüküm ilahun vahidun la ilahe illa huver rahmanur rahim. Diğer ayeti kerime de şudur. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Haber verildiğine göre Cenab-ı Hakk'ın yüce ve azametli adından önce başka bir isimle başlandığı takdirde onun kayyumiyeti ile başlangıçta olanlar silinip kaybolur. Her şeyin arasındaki boşluğu iptal etmemiştir. Canlılar olgun ve kemal bir yaşantıdan sonra ölmektedirler. Yeryüzünde ne varsa fani olacaktır. Ancak Allah'ın daimi yüzü baki kalacaktır. Sen de öleceksin. Onlar da ölecek. Her şeyi yok edip silen O'dur. Yani O'nun tek olan uluhiyetidir. Ortada ancak ve ancak Allah vardır. İnsanoğlu ondan başkasına dua etmemeli ve ondan başkasından yardım istememelidir. Şu iyi bilinmelidir ki Allah Teala'nın dışındaki inanılan varlıklar sonradan yaratılmış olanlardan medet umanlar hüsrandadırlar. Allah'ın dışındaki varlıklar değil, bir sinek kanadını bile yaratamazlar. Zerreyi bile var edemezler. Bu ismi şerifin sayı bakımından kıymeti 767'dir. Bu bir çift ve tekten oluşan cüzleri 176 eksik bir sayıdır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Bedi adına bir işarettir. Burada her şeyin kıymeti bir hakikattır ki bir şeyi yokluktan var etmektedir. Yani ihdas edici, var edici, yaratıcı demektir. Cenab-ı Allah gökleri ve yeri ihdas eden Allah'tır buyurmaktadır. İşte bu sayı Allah'ın en yüksek adını işaret etmektedir ki bundan bir derece aşağı adı da Melik adıdır. Bunun da harfleri lafzi olarak itibar edilir. Rakami yönden itibar edilecek olursa bu 152'dir. Bu bir çift ve tek fazlası olup cüzleri 130'dur. Bu sayı ise kıymet ve makam yerine geçmektedir. Yani Cenab-ı Hak bir şeye ol dediği zaman olmuş olur. Harflerinin adlarının durumuna gelince
Bu sayı olarak 308'dir. Bu da Hak Teala'nın Rezzak ismi şerifine işaret etmektedir. Çünkü her şeyin ayakta durması onun varlığındandır. Şunu iyi idrak etmelidir ki Hayyul Kayyum ismi Allahu Teala'nın iki azametli adıdır. Bu isimler ilahi çevre meleklerinin zikir adıdır. Esasen bu ad Allah'ın selamı üzerine olsun Hazreti İsrafil ile Sur meleklerinin zikri olduğu bilinmektedir. Bu iki azametli adı Cuma gününün ilk saatinde bir levhaya yazarak ve kıbleye yönelerek elinde tutmak suretiyle zikrettiği takdirde Cenab-ı Hak o kimseye ve kalbine canlılık verdiği gibi az veya çok rızıklandırmış da olur. Allah'ın rahmeti üzerine olsun Hazreti Kenani şöyle anlatmaktadır. Bir gece rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüştüm. Ona, ey Allah'ın Resulü, kalplerin öleceği günde benim kalbimin ölmemesi için Allah'a duada bulunmanızı dilemekteyim demiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğime şöyle cevap verdi. Her gün Allah'a şöyle duada bulun. Ya Hayyu ya Kayyum, bir tek Allah sensin, senden yardım bekliyorum diye dua etmelisin cevabını vermişti. Bu adların gizliliğini bilen kimseler başka bir adı kullanmaz olurlar. Çünkü bu adları anlatacak ibare yoktur. Çünkü bu adlar Allah'ın azametli adlarıdır. Bu ismi Celilüşşan'ı zikretmeye devam eden kimsenin bütün işleri müşkilatsız ve zahmetsiz olarak görülür. Her teşebbüs ettiği şeyde muvaffakiyet hasıl olur. Her başladığı, her teşebbüs ettiği işlerde hayır ile muvaffak olur biiznillahi teala. Bir askerin alemi yani sancağı ya da bayrağı üzerine Ya Hayyu Ya Kayyum yazılı bulunursa o alemi taşıyan asker düşmana galip gelir. Biiznillahi teala mansur ve muzaffer olur. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.